Merhaba, bugün sizlere İnsancıl Atölyesi'nde ortak çalışma olarak yaptığımız Romanda Estetik Kalkışma 2'de benim yaptığım değerlendirme, roman değerlendirmesi olan Salkım Hanım Taneleri romanını sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle yazar Yılmaz Karakoyunlu'dan söz etmek istiyorum. Yılmaz Karakoyunlu 1936'da İstanbul'da doğmuş. Kamu ve özel sektörde çalışmış. 1995-99'da Anavatan Partisi'nden milletvekili seçilmiş. Hatta Devlet Bakanlığı da yapmış bir kişi. Siyasette olduğu kadar edebiyat alanında da çok etkin bir kişilik Yılmaz Karakoyunlu. Ona yakın romanı var. Bunlardan Üç Aliler Divanı, Atatürk'e Suikast ve İstiklal Mahkemelerini konu alıyor. Güç Sancısı, 1955'teki 6-7 Eylül olayları dönemini anlatıyor. Salkım Hanım Taneleri romanına geçersem, 1990'da yayınlanıyor. 1999'da da sinemaya aktarılıyor. Hülya Avşar başrolde oynuyor. Güç Sancısı romanı da 2008'de sinemaya aktarılıyor. Beren Saat başrolü oynuyor o filmde de. Roman, Salkım Hanım Taneleri romanı İkinci Paylaşım Savaşı yıllarında konan varlık vergisini konu ediniyor. Varlık vergisi 12 Aralık 1942'de ilan ediliyor. Eylül 1943'te bir yıl bitmeden kaldırılıyor. Evet. Romandaki karakterlere şöyle bir bakarsak, belli başlı karakterler Halit. Halit bir Osmanlı paşası olan Sabit Paşa'nın oğlu. Sabit Paşa Harran aşiret reisi. Oğlu Halit'i Avrupa'da okutturuyor, iyi bir eğitim aldırıyor. Romanda biz onu orta yaşlı bir mirasiyeci olarak tanıyoruz. Neredeyse her ay bir ev satarak, gayrimenkul satarak yaşamını sürdürüyor. Nefise, Halit'in nikahsız eşi. Yaklaşık 20 yıl beraberler. Nefise boylu poslu, görenin bir kez daha dönüp baktığı güzellikte bir kadın. Halit ve Nefise sık sık moda kulübüne gidiyorlar. Orada kumar oynuyorlar. Nefise sürekli para kaybeden bir oyuncu. Nora Halit'in nikahlı eşi. Paris'te tanıştığı, çok severek evlendiği Musevi eşi. Kayınvalidesi de bu Musevi gelini çok seviyor. Ona Harran Ovası'nın üzümlerini benzeyen iri yakutlarla süslü bir gerdanlık hediye ediyor. Gerdanlığın adı Salkım Hanım'ın Taneleri. Evet. Romanın başında Nora'yı bir bakım evinde görüyoruz. Sağlığını yitirmiş, özellikle akıl sağlığını yitirmiş bir biçimde Nora'yı tanıyoruz. Bir başka kesimden yine romanda oldukça ön planda olan Durmuş, Nimet, Bekir karakterlerine bakarsak, bunlar Anadolu'dan İstanbul'a göçmüş kişiler. Durmuş, Niğde'de orta halli bir manifaturacı iken, İstanbul'da daha fazla fırsatlar olduğunu düşünerek oradaki bütün malını mülkünü satıyor. Hatta karısı Nimet'in babadan kalma evini, elma bahçesini, her şeyi satıyor, altına çeviriyor ve iki çocuklarıyla İstanbul'a göçüyorlar. Nimet, o da romanda etkin karakterlerden biri. Kocasının bu maceracı durumundan pek hoşnut değil ama tabii ki o da işte iki çocuğuyla İstanbul'a göçüyor. Bütün derdi ellerindeki para çarçur olmadan bir ev alıp başlarını sokmak bir evin altına. Bekir, Kelkit'ten 7 yıl kadar önce İstanbul'a göçmüş. İlk yıllar hamallık yapmış. Kimi geceler aç, kimi geceler tok yatmış. Kimi geceler çöpten yiyecek bulmuş. Bekir bu yıllarını hiç unutmuyor. Roman başladığı zaman Bekir'i Eminönü'nde
Aşır Efendi de bir manifaturacı dükkanı olan bir esnaf olarak görüyoruz. Evet. Daha yan karakterler olarak Monsieur Louis, Nora'nın erkek kardeşi, Halit'in işlerini yürütüyor, muhasebesini tutuyor. Halit'in savruk yaşamından endişe duyuyor. Onu da romanın sonunda Aşkali'ye giden, sürgüne giden kafilede görüyoruz. Faik Ök de dönemin İstanbul defterdarı, bürokrat. Gani, Halit ve Nefise'nin moda kulübünden arkadaşı, zengin bir müteahhit. Nefise yalnız gittiği zaman kulübe, kumarda kaybederse Nefise'ye borç veren bir kişi. Daha az işlenen Franco, Ruben, Leon karakterleri, onlar da varlık vergisini ödemekte güçlük çekip Aşkali'ye giden kafilede yer alan gayrimüslim kişiler. Nasıl örmüştür yazar romanı? 3 bölümde görüyoruz. İlk bölümde İstanbul'a göç eden Durmuş, Nimet Bekir'i tanıtır. Daha sonra Paşazade Halit'i, Nefise'yi ve Nora'yı tanıtır. Ve birinci bölüm varlık vergisinin ilanıyla biter. İkinci bölümde daha çok bürokratları tanırız. Faik Ök'te ve onun çatıştığı maliye bürokratlarını ve verginin uygulanması sırasında işte gayrimüslimler ağırlıklı tabii vergilerin uygulanması, ilan edilmesi, vergileri ödenmesi için mallarının çok hızlıca elden çıkarılması, bu dönemde Durmuş ve Bekir'in kurdukları tezgah yardımıyla bu malları çok ucuza kapatıp hızla zenginleşmelerini ikinci bölümde görürüz. Üçüncü bölüm daha çok Aşkali'de geçer. Sürgüne gidenler bir koğuşta kalmaktadırlar. Orada Franco, Leon ve Ruben'in konuşmalarından Aşkali'ye gelenler arasında çok büyük servetleri olan, kara borsadan çok büyük paralar kazanan ama devlete 5 kuruş vergi ödemeyen kişilerin olduğunu da onların sohbetinden öğreniriz. Ve üçüncü bölüm ve de roman, varlık vergisi kaldırıldığını radyodan öğreniyor sürgünler. Ertesi gün trenle İstanbul'a yola çıkıyorlar. Tren İstanbul'a girerken de roman bitiyor. Nesnelerin Birliği, Yılmaz Karakoyunlu gayet güzel nesneleri birlikte kullanmıştır. Yani olaylar zincirini nedenselliklerle örmüştür. Buna nesnelerin birliği diyoruz. Ve nesneleri de gösteren nesneler, ilerleten nesneler olarak da ikiye ayırabiliyoruz. Romanda gösteren nesne olarak ben size Salkım Hanım Taneleri gerdanlığının nasıl bir zincirle, nesnelerin birliğiyle gösterildiğini o örneği vererek anlatmak istiyorum. Romanın başında Salkım Hanım Taneleri emanettedir. Halit gerdanlığı alıp Nora'yı ziyaret edip aralarındaki soğukluğu kaldırmak, daha yakın olmak ister. Kendini tekrar hatırlatmak ister Nora'ya. Ama Nora kabul etmez, sizi tanımıyorum der, gerdanlığı yere atar. Daha sonra gerdanlık Halit varlık vergisi ödemede nakit sıkıntısı çekince onu elinden çıkarır, satar. Ve gerdanlığın elden ele geçerken aslında biz, yazarın bize sermayenin el değiştirdiğini, gösterdiğini anlıyoruz. Gerdanlık Halit'ten sonra Gani'nin eline geçer. Gani kendisiyle yatan Nefise'ye verir. Nefise daha sonra beraber olduğu Durmuş'a verir. Durmuş boşanma karşılığı Nimet'e verir. Elden ele dolaşır gerdanlık. İkinci bir nesnelerin birliğine örnek olarak varlık vergisini göstermek istiyorum. O da ilerleten nesne olarak alabiliriz.
Olaylar varlık vergisinin ilanıyla başlıyor ve gelişiyor. Daha sonra vergilerin saptanmasında, çünkü tahmini bedellerle saptama yapılıyor. Kime ne vergi çıkacağı. Orada yapılan haksızlıklar, vergisini ödemek için insanların işte evlerini, mallarını çok kısa sürede satmak zorunda olması, o malların haraç mevzuat satılması, bu durumu fırsata geçirenlerin çok hızlıca zenginleşmesi, ki burada Durmuş ve Bekir tipi bu fırsattan yararlanıp zenginleşen kişiler olarak görüyoruz. Bu dönemde de Halit'in çöküşü oluyor. Yani bütün bunlara varlık vergisi neden oluyor ve yazar bu olayları çok güzel nedensellikleri kurarak romanı ilerletecek şekilde kullanmıştır. Evet. Bir de yine Nesnelerin Birliği'nde Bekir Efendi'nin Bekir Bey oluşu olayı bize yine çok güzel nedensellikler kurularak gösterilmiştir. Halit Bekir'i çağırır, Bekir Efendi'yi. Ona güveni vardır. Ona mendil içinde bir şey verir. Bunu sat, emanetten gerdanlığı al der. Mendil içindeki şey Abdülhamit'in Sabit Paşa'ya hizmetlerinden dolayı verdiği bir nişandır. Bekir bunu satar, emanetten gerdanlığı alır, Halit'e getirir onu yazıhanesine. Halit çok memnundur. Yazıhaneden beraber çıkarken Bekir Efendi'ye yol verir. Bekir Bey siz önden buyurun der. Bekir Efendi Bekir Bey olmuştur. Ve Bekir ondan sonra Halit'e karşı daha güçlü bir konumdadır. Halit'in sattığı bütün gayrimenkuller Bekir'in eliyle yapılır. Bu süreçte Bekir satışlarda pişer ve kendi çıkarı için bu satışları kullanmaya başlar. Özellikle de Halit'in en son yaptırdığı Teşvikiye'deki apartman hiç oturmamıştır. Oraya taşınmayı düşünüyordur ama Nora'ya verilen varlık vergisi çok yüksektir. O apartmanı da satmak durumunda kalır. Bekir sıkı bir pazarlıkla apartmanın yarı fiyatına kapatır. Çatışmalar temelde sınıf çatışması diyebiliriz. Bir tarafta vergi koyma gücü elinde olan maliye bürokrasi, bir tarafta da bu vergiyi ödemekle yükümlü olan ve çok kısa bir süre verilen, vergi ödeme için verilen süre çok kısa, malları çok hızlı bir biçimde ellerinden çıkarmak zorunda kalan İstanbul burjuvazisi vardır. Yani iki kesimin çatışması, temel çatışmadır, sınıfsal çatışma romanda. Bürokratlar arası çatışma da vardır. İstanbul Defterdarı Faik Ök'te verginin tahmini bedellerle yapılmasına karşı çıkar, haksızlıklara yol açacağını düşünür ve özellikle Maliye Bakanı, maliye bürokratlarıyla çatışır. Onu da romanda görüyoruz. Evet. İnsanın insana çatışmalar vardır. Nimet Durmuş çatışması, Durmuş Bekir çatışması, özellikle Bekir'in almayı istediği, hayal ettiği bir dükkan vardır. Durmuş Bekir'e haber vermeden o dükkanı alır. Bekir kendini arkadan hançerlenmiş hisseder. Bu yüzden o da Halit'in sattığı Teşvikiye'deki apartmanın satışından Durmuş haberdar etmez. Yarı fiyatına kapatarak o da kendi intikamını aldığını düşünür. Genelde olaylar böyle romanda. Peki ben bir romanı okurken düşünürüm, yazar bu romanı neden yazmıştır? Ne derdi var ki böyle bir roman yazmıştır? Benim kendi yorumum
verginin adaletli olup olmadığı üzerine Yılmaz Karakoyun'u kendi sorusunu sormuştur. Biz buna izlek diyoruz. Yani yazarın romanda sorduğu ve bu soru çerçevesinde olayları işlediği konu, soru, izlek diyoruz biz buna. Bu romanda da vergi adaletli olmalı mıdır? Varlık vergisi adaletli midir? İzleyin, budur benim yorumum. Vergi adaletli olmalıdır. Olmazsa yolsuzluklara yol açar. Bu yolsuzluklarda kimi insanlar hızla zenginleşirken, kimi insanların da hayatları çok olumsuz etkilenir. Evet, benim bir toplumsal çözümleme romanda vardır diyebilirim. Varlık vergisi o dönem için, hatta bugüne kadar etkileri, yankıları gelmiştir. Toplumsal bir olgudur, olaydır. Savaş ortamında insanların kimilerinin hızlıca zenginleştiği, bunlar hepsi toplumsal olgulardır. Göç, Anadolu'dan 1940'larda başlayan İstanbul'a göç, bütün bunlar işlenmiştir. Yani yazar toplumsal çözümleme yapmış mıdır diye sorarsak, evet yapmıştır. Peki roman estetik midir bu soruyu sorarsak, çok ayrıntısına girmediğim için sadece söz edeceğim. İşlevsiz nesneler vardır romanda. Fazlaca değer yönlendirme yapmıştır yazar. Özellikle maliye bürokratlarının fiziksel betimlemelerinde küçültücü ifadeler kullanmıştır. Bir de büyük bir eksiklik olarak gördüğüm, aşk ile sürgünleri arasında çok büyük serveti olan, kara borsadan para kazanan ama devlete 5 kuruş vergi vermemiş kişiler vardır. Bunları Franco, Ruben ve Leon'un sohbetlerinden öğreniriz. Ben isterdim ki yazarın bu kesimden de bir karakterle nasıl vergi kaçırdılar, bunları da romanda işlemesini beklerdim. Bana göre romanın önemli bir eksikliği. Bu yüzden tam içim rahat olarak estetik bir roman diyemiyorum. Ama çok önemli bir roman, belli bir dönemi anlatır. O dönemdeki gerçekliğin ipuçlarını bize verir. Bence güzel bir roman ama tam estetik diyemiyorum. Daha sonra 99'da sinemaya çekildiği zaman çok büyük yankı uyandırdı. Çünkü senaryoyla roman arasında farklar vardı. Buna itiraz edenler içinde Profesör Aslan Başar Kafaoğlu o dönem bir kitap yazdı. Varlık vergisi gerçeği diye. 100 sayfalık bir kitap. Ben bunu da aldım, okudum. Kısaca söylersek Adnan Başar Kafaoğlu verginin doğru bir vergi olduğu. Çünkü Türkiye'nin o dönem savaşa hazırlandığı, savaşa hazırlanan bir devletinde 1 milyon kadar bir askeri beslemek için vergi koymasının doğru olduğunu ama vergi uygulama teknikleri açısından çok büyük haksızlıklar yapıldığını, özellikle malların bedellerinin tahmini olarak listelendiğini, halbuki komisyon kurulması gerektiğini belirtir. Ben bu kitaptan da çok yararlandım çünkü dönemin gerçekleşmiş bütçe rakamlarını veriyor. O bütçe rakamlarında ne kadar vergi toplandı o yıl, o vergiler nerelerden toplandı, hangi toplum kesimlerinden ve varlık vergisinin bu toplam vergi içindeki payını rakamlarla bize aktarıyor. O da yararlı bir kitap, ilgilenenlerin okumasını öneririm. Benim bir de Instagram hesabım var, edebiyat.sosyolojisine.katki. Burada da gerek Salkım Hanım Taneleri romanını, gerek bu Adnan Başar Kafaoğlu'nun kitabının rakamlarıyla, çok ana hatlarıyla tanıttım. Ayrıca bir kitap daha var roman bu konuda.
babam Aşkali'ye gitmedi. Bu üç kitabı ben ana hatlarıyla ele aldım Instagram hesabımda. İlgilenenler oraya da bakabilirler.